Yani bu arada birinci tarif konusu hata yapamazsın kimse bilmiyor çünkü bizim ne oldu? <laughs> Hepimiz belli oranda matematik biliyoruz. Çarpma nedir diye soruyor. <laughs> Hadi. Yani yolda köpek kakasına ben öyle bakmadım ya. Dedim bir şeyi yanlış yapıyorum ben. Mecburi cahilsin o konuda. Ay ben Enteresan mevzu gerçekten. Hı, i̇şin içine çok disiplin girecek abi. girecek Bizden ayrılmayın nasıl <laughs> Güzelmiş. Ben bunu bu arada sahada çalışırken kullanıyorum. Yani ekiplerle çalışırken ya da birebir arkadaşma ile alakalı çalışırken de kullanıyorum şu bilinç mevzusunu. İletişimle alakalı mesela değişim konusunda kullanıyorum. Değişimin kendisini insanların gerçekten fark edemediklerini, anlayamadıklarını fark ediyorum. Yani biz değişimi tarif ederken değişimi Mim mim söylüyoruz. Bu değişti, bu değişti, bu değişti. Ama değişim bilincimiz yok. Şimdi bilinç olmadığında gücünü anlayamıyorsun. Tabii. Yani değişimin senin üzerindeki gücünü anlayamıyorsun. Ne var canım eskiden öyleydi şimdi böyle diyorsun. Lan öyle değil. Tüm yapı değişti. ekonomi geldisi gittisi değişti. Sorun da şu. Bilinç olarak bunu anlayamadığın için sen hala eski veriyi kullanıyor. Eski anahtarda yeni kilidi açmıyor. Bunu da sorun diye getirsin. Bir şimdi ne yapacağız yani hani bu konuyla alakalı nasıl yürüyeceğiz? Buradaki bilinç bana şey gibi geliyor. Bazı yorumların altında var. Hatta bir tanesi çok güzel yorumlamış. Çocukça bir saflıkla hata yapmayı kabul ederek soracağım yani buradaki hikayeyi. Bana, bana şey gibi geliyor mevzu. Nöronların birbirleriyle bağ kurarak belli bir şeyi öğrenirken, yapılandırırken oluşturduğu ağın kendisinin bilincin bir parçası ya da tanımının bir parçası olduğunu gözümde canlandırıyorum. Hani öyle diyeyim. Çok büyük bir hata barındırabilir içerisinde emin değilim. Beraber konuşalım. Ama bu bilinci oluşturmadan bir konuyu düşünürken, yapılandırırken bilinci oluşturmadan bilgiyi anlayamama sorununu da anlayamıyoruz. Abi diyor ben yeterince zekiyim. Bana trigonometriyi öğretirsen anlıyor olmam lazım. Ama mümkün değil. Çünkü matematik bilincin yok. Evet yeterince zekisin. Evet ne bileyim başka sosyal bilimlerde muhteşem yetiler, iki doktora bitirmiş olabilirsin falan. Ama yine de trigonometriyi muhtemelen anlayamazsın matematik bilincin yoksa. Matematikle alakalı bir örüntüler ağı ya da zinciri getirmeyi Oraya kadar gelen soru kalıplarını getirmediysen, trigonometriysen ya da onun için gerekli olan kavramların tanımlarını oturtturmadıysan, bunu sana anlatmak mümkün değil. Çoğunlukla bilgiyle ilişkimizdeki çektiğimiz sorun buymuş gibi geliyor. Bir tek hata şey olabilir. Yani burada bu arada birinci tarif konusu hata yapamasın kimse bilmiyor çünkü. <laughs> Salla gitsin yani. Orada ama yani veriyor. işte ben de bu spritüeller gibi mabadımızdan uyduruyor olmayalım konuyu. Ha, tamam yani ama biliyorsun bilim mabadından uyduran adamların sonra haklı çıkmasından ilerliyor o da var ayrı konu ama <laughs> ee, mesela matematik bilinci diye ayrı bir bilinçten bahsetmek belki bilinci kullanma yerimiz itibariyle doğru olmayabilir. Şöyle bir şey bilinç aslında bir çok potansiyelli aygıt ve matematik öğreneceğimiz zaman o bilincin oraya özel bir şekilde dönmesi. Bizim matematiksel o bahsettiğin metodolojiyi anlamamız. Yani ben bunu niye öğreniyorum sorusunun cevabını veraj şey aslında bilincin kendisi. Mesela bir bilgisayar sen... Bunu tam anlayamadım. Çok özür dilerim. Ya şimdi zihin neyi metodik olarak verirsen alıyor ya. Senin matematik bilinci yok öğrenemiyor dediğin adamın matematiğe zihinsel güçlerini yönlendirecek yeterli nedeni yok. Ben mesela diyor bu konu beni ilgilendirmiyor. Mesela cehaletin tanımı buydu ya. Bak istek parça gelsin cehalet demiştin. Cehalet öğrenmeyi reddetmek ya, benim öğrenmeye ihtiyacım yok demek. Mesela bu bir bilinç hali. Bilinç diyor ki benim bu bilgi alanına ihtiyacım yok. Ben diyor mesela eşit ağırlıkçıyım diyor, biyoloji bilmeme gerek yok diyor. Ya da ben sayısalcıyım, edebiyatta ne işim olur diyor falan mesela. Bu bilincin bizzatı kararıyla dikkatin ve algının belli bir veri grubuna yönlendirilmesi ve diğerinin yok sayılması gibi bir alaka. Yani matematik bilinci diyor özel bir şey deyince sanki böyle matematiği anlayacak özel bir bilinç modülü varmış gibi aslında zihni oraya yönlendirebilmekle alakalı. Ve bir insan bizzat bu yani yaşayan belki de Türkiye'deki en büyük örneği ben olabilirim. Matematik öğrenmesi tıbben imkansız olduğuna emin olan bir insan olarak ben liseyi bitirdim. Üniversite bitti. Doktora döneminden sonra 3-4 kez matematik bölümlerine ben fraktal geometri ve kaos teorisi anlatmaya gittim. Yani bu aradaki değişim nasıl oldu? Ben tıbben mümkün değil derken nasıl karmaşık sayılarla ilgili bir matematikleri hede hedeyi anlayabildim? Aşk meselesi yani orada böyle bir tutuştu yolda bir şey. Ben buna bir gömüldüm. Zihnimi oraya çevirdiğimde yani orada bir ihtiyaç fark ettiğimde bilinç benim o sorunu çözmemi sağladı, onu öğrenmemi sağladı. Bak güncel hayatta mesela bilinç nasıl devreye giriyor? Daha evvel bunu galiba yıllar evvel bir konuştuk seninle. Günün %99'unu otomatik pilotta yaşıyoruz ya biz hep böyle ya şu anda konuştuğumuz bile çoğu şey otomatik pilot. Ancak böyle bir ha yapıyorsak o zaman devreye giriyor demiştik bilinç. Mesela her gün beklentilerine uygun şeylerle karşılaştığında bilincini kullanmana hiç gerek yok. Çünkü o beklentine uygun şey algoritmik olarak bisiklet biner gibi hiç düşünmeden yapıp bir sonraki aşamaya geçmeni sağlıyor. Beynin uzmanlık alanında zaten Dünya ne kadar, yaptığın iş ne kadar karmaşık olursa olsun onu otomatik pilota atıp senin bilincini serbest bırakmak. Ne için? Beklentilerine aykırı bir durum çıkarsa onun nasıl çözeceğini görebilmek için. Dolayısıyla bilinç ancak ve ancak beklentiye aykırı, sıra dışı, rutinlerinin dışında bir şeyle karşılaştığın zaman devreye girmesi gereken ya da en iyi o zaman çalışan bir araç. Mesela Karanlıkta kalıyorsun değil mi? Apartmanda ışık söndü. Eskiden vardı ya otomatta. Hı hı. Ne yapacağım ben? Nereye gideceğim? Ondan önce bak apartmandan zombi gibi çıkıyorsun. Hiç farkında değil. Merdivenler pıt pıt ama bir elektrik kesesin kaç basamak vardı. Derdi. Hala. Bir anda böyle bütün algılar açılıyor. Ne zaman? Işık yanana kadar. İşte öyle beklentiye aykırı anda devreye girdiği için senin rutininin dışına çıktığın, beklentine aykırı olarak bir şeyle karşılaştığın her bir an aslında bilincin uyandığı bir an. Ama biz ne istiyoruz? Hayat hep bizim gibi git, istediğimiz gibi gitsin, bildiğimiz gibi aksın. O yüzden orada bilinç çok çalışmıyor. Bir şey de benim bildiğim ya da tanımlamaya çalıştığım şeyle ayrışıyor. Onu özellikle tarif etmeye çalışayım ki tam Tabii. üzerine oturtmaya çalışalım. Senin tarifinde şöyle diyorsun. Yani biz bir yere bakıyorken böyle bir alan görüyor olabiliriz ama şu kadarını netliyoruz. Aynen öyle. Ve bu netlediği yeri seçebilme, karar verebilme, bilinçli olmanın hali. Bir başka evre, şunu düzelteyim, bilinç... O noktayı, o oda, oradan arıyor, oradan arıyor. istemli olarak alabilme gücü. Alabilme yani ya da aynen. burada tutmaya devam edebilme devam gücü. Bu evet. Yani bir karar verip ben burada tutacağım bilincimi diyebilme hali. Bu çok anladım ve okey cebime de aldım. Genel olarak mesela matematik bilinci, tarih bilinci, politika bilinci oluşturmak dediğimizde... ...odaklanmış politikayı anlayabilmek için ya da tarihi ya da matematiği anlayabilmek için... E, ...odaklanılması gereken temel yerleri doğru anlayıp... ...onlarda odaklanmış olma diye tanımlanabilir mi? İşte o bilinçti ben ona kültür derdim. Yani tamam. o mesela bir matematik kültürü, bir tarih kültürü, bir... yani ...okur yazarlığı aslında varsa... ...ya yani mesela anakroni, tarih bilgini ise, tarih kültürünü tamam. ise... Orası yeni bir kavram mı istiyor? Yani bilinç dediğimiz şey... E, bu, ya Bilinç çünkü zihinsel bir aygıt. Bu arada tam ne olduğu da tartışmalı. Yani hareketlerinin farkında ve onun kontrolüne sahip olmak bilinç diye tanımlanıyor. En temel düzeyde bu. Ama ömrünü bilince vermiş adama soruyorsun şu bilinci kısaca bir tarif et diyor ki hayatındaki en zor soru her zaman bu. Yani tanımlanması çok zor. Bir kere sebebi belli değil, niye olduğu belli değil. Tam olarak da nerede çalıştığını bilmiyoruz yani. Bilince birazcık belki şöyle. terminolojik yaklaşabiliriz. Yani Hı -hı. kastımız şu olası anlamının haricinde bizim ihtiyaç duyduğumuz bir yer için anlamlandırabiliriz. Hı hı. Yani te, bir terminoloji geliştirebiliriz belki bilinçle alakalı. O yüzden de biraz zorluyorum. Şimdi İngilizce'deki consciousness, Türkiye, Türkçe işte bilinç diye bir terim. Ee, Eskişehir'de de şuur. Yani bizim e, Osmanlıca kökeninden gelen de şuur. En yani özellikle consciousness'ta şöyle bir şey var. Zihinsel fakülteleri, dikkati, algıyı, işte düşünceyi, hayali, sezgiyi odaklama, kon, hani konferans falan toplanma var ya, hı hı. bir yere toplayabilme, ve odaklayabilme becerisi gibi aslında tarif edilmiş. Ama mesela bugün çok yaygın kabul gören haliyle bilinç dediğimiz mesela bir çevrenin farkında olmak, iki, strateji değiştirebilmekle alakalı. Mesela özellikle insan bilinci bunda çok ileri düzeyde. Şimdi hayvanlar da bakıyorlar, etkenleri tartıyorlar falan, diyorlar ki burada yemek var ama aynı zamanda risk var. İşte yemek ihtiyacı risk korkusundan büyükse gidiyor yoksa gitmiyor falan gibi komputasyonel bir şey. ama insan öyle değil. Durup dururken saçma sapan bir sürü şey yapabiliyor. Ya yani saçma sapan derken istatistik kurallarına ve beklentilere uymayan acayip şeyler yapabiliyor. Bu da bizi sıra dışı bir varlık yapıyor. Bunu sağlayan şeyin bilinç olduğunu insandaki gelişmiş versiyonu olduğunu zannediyoruz. Nereden çıkıyor, ne yapıyor bilmiyoruz ama bizdeki tezahürü durmak, beklemek Punduna getirdiğinde de tavır değişikliği yapmak. Geçenlerde bir metrodan indim ben. Yani geçenlerde derken bayağı oldu. Çok kalabalık bir ekiple iniyoruz ya metrodan. <laughs> bir Şişli tarafında mıydı neydi? Bir kalabalıkla beraber bir yürüyen merdivene girdik. Fakat baktım ki yanlış çıkış. Cağaloğlu'na doğru gidiyorum. Şeyden inmem lazım sirkeci. Yani şişli değil sirkeci. O önden çıkmam lazım. Ama bir kere girdik kalabalığa mesela. Şimdi O anda geri dönmem gerektiğini fark ettim. Fakat kalabalık içinde dönecek halim yok. Ne yaptım? Durdum. Nereye kadar? Merdiven bitti. Çıktım. Kalabalığın gitmesini bekledim. Durdum. Geri döndüm. Aşağı indim. Öbür merdivenden yukarı çıktım. Çünkü bir kere o haltı yemiştim. Yani <laughs> hakikaten yukarıdan aşağı yürümesi ölüm yani o Eminönü pazarının içinden falan geçiyorsun. Mesela sonra oradan yürürken düşündüm ya gerçek hayatta bilinç aynı böyle ya. Ya yani mesela herkes bir şey yapıyor ya. Düşünmeden gidersen sen de onu yapıyorsun ama bir ara duruyorsun. Ama durunca hemen aksiyon alamıyorsun çünkü bir akıntı var. Bekle bir geçsin, bir sakinleşsin. Ortam sana dönsün, bir boşalsın. Ondan sonra istediğini yap. Bilinç de aslında biraz böyle çalışıyor işte. O yani matematik bilincinin oluşması bende niye mezun ol, üniversite bitir, doktorayı bitir gibi bir süreç aldı? Çünkü o zamanki kalabalıkların bana verdiğimizde sen salaksın, matematikten anlamıyorsun. Ben bu gürültünün içine gidiyordum. Biraz bekleme fırsatı olunca... ...yo o kadar da değilmişim dedim yani. Oradaki geliştirdiğim matematik bilincinin... ...kendisi de bana şu şey gibi geliyor. Sen aslında kendi hayatında... ...bir şeye konsantre oldun. Bazı evet. kavramlara, içeriklere, bilgiye konsantre oldun. O bilgi derinleşerek... Doğalında sen matematiğe konsantre olmadın. O derinleştirdiğin bilgi seni matematiğe getirdi. Ta kendisi. Ee, böyle olunca aslında hani bir önceki tarif etmeye çalıştığımız şeye daha yakın oluyor. Sen yani bazı kavramlara, bunu biliyorum bu arada fraktallara çok ciddi zaman harcadığını biliyorum. Ha. Emek sarf ettiğini biliyorum. E bu emek ve konsantrasyon, oradaki kavramları biriktirme, onların atama, onların arasındaki bağlantısallığı kurma, biçimleri oluşturma. Senin anlatına karşılık gelecek bir fraktal anlatı formu doğurdu. E bu form yani bir matematikçinin bu konuyu anlamasıyla alakalı muhteşem yeni bir fırsat getirdi. Yani burada hala yani kendi konun ve açınla alakalı oluşturulmuş bir bilinç durumu bu. Bu tam bir matematik bilinci değil. Hala trigonometriyi muhtemelen bilmiyorsunuz. Yok canım ne işim var. <laughs> yani <laughs> integralin iyisinden anlamam. Evet. Yani e bunu da karşılaştığımızda hani cehaletle ilgili konuşuyor kendi. Karşılaştığımız bir problem oluyor ya bu. Ya bak flört ederken bile sosyal hayatında bir karşılığı. Şimdi eğer kentli insan, flört bilincin yoksa yani kasabada ya da köyde biz de olsak iyi eğitimde alsa hani oranın kendi kurallarına ait bir formüldeysen, bilincini kentli bir insanın yapısına getirmediysen burada birdenbire çok absürt, çok çizgi dışı bir insana dönebiliyorsun yani. Hani dana, öküz ne yapıyorsun belli değil falan yani çünkü beklenti o kızıyorsun da ona cahil diyorsun ya da yani zayıf buluyorsun. Halbuki yok adamın kendine ait, kendi kültürüne ait bir bilinci var. Burada işlemiyor. Yani buraya ait yapıyı geliştirme, yani kavramları, yapıları, onların yeni nedenselliğini, bu işleyişin mantığını bilmiyor. Kendi bölgesindeki mantığı biliyor. 1999 yılı Eylül ayı başları. İlk defa Kopenhag'da akşam dışarı çıktım tezim için gitmişim. Bomboş sokaklar, kimse yok. Bir trafik ışığına geldim. Kırmızı yanıyor. Karşıda bir kadın, bebek arabası. Geçtim. Çok ikonik bir arabayla yani her şey. Kimse yok, araba yok bir kadın var, bir çocuk var, ben varım. Yol boş, bize kırmızı yanıyor. Türkiye'den gelmişim, yürüdüm. Kadının bana bir bakışı var. Yani yolda köpek kakasına ben öyle bakmadım ya. Dedim bir şey yanlış yapıyorum ben. <laughs> Ve ondan sonra fark ettim ki Millet Gecenin bir yarısı da olsa ışıkta dururmuş. Oranın mesela bilinçte kastettiğim bu veriyorum. Evet, 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 evet. Oranın hali işte benim de kültür diye aslında Şimdi, söylemeye çalıştığım şey o. Öyle bir kalabalıklığın içinde olmadığımızda, başka yerden gel, yani, yani daha küçük bir yapının içerisinden geldiğinde, orada refleks olarak şunu veriyoruz. Yani aslında ahlaksız bir şey yapmıyorsun. Diyorsun ki gerek yok, ziyan. <laughs> Tabii. Tamam. Ne gereği var canım? O, o bu, nedensellik bu... sende yok işte. Yok yani. yani. o bağlantıyı kurmadığın için. Ama o da, öteki de diyor ki lan biz burada 5 milyon kişiyiz. 5 milyon kişilik bir varsayım silsilesini hesaplamak zorundasın. Bu kentin içerisinde o kırmızı ışıkta beklerken. E, o, o yüzden risk umduğundan büyük diyor. Bak yine aklıma Danimarka örneği geldi. Bunu daha önce anlatmış olabilirim belki ama olsun. Zaten YouTube'da ne anlasak yeni gibi duyuluyor. Her seferinde başka insan izliyor. Oradayken işte bir elçilikten bir arkadaş bizi gezdiriyor. Rahmet Necevit çok severmiş. İki de bir e, Kopenhag'a gidip gelirmiş böyle işte temaslar için falan. Orada bir gün böyle bir heyetle takılırken bir minibüste zannediyorum gidiyorlar beraber işte şeye, toplantıya doğru. Yanında bürokratlar var. Biri diyor ki ya diyor trafik ne kadar sakin değil mi diyor e, sayın işte başbakan diyor o zaman. Ya diyor, evet diyor ben buranın diyor düzenine hastayım falan. Öbür karşısındaki bir tanesi diyor ki ya diyor işte bizim ülkede her gelen araba satıyoruz böyle oluyor. Bak araba satmasını bir sınırla diyor. Bak nasıl diyor trafik böyle çok güzel falan. Birlikte karşılıklı onaylayarak bunu gidiyorlar. Bizim arkadaş da orada yeni polismiş o zaman yanlarında eşlik ediyor. Böyle kaldım diyor. Yani Avrupa'da kişi başına en çok araba satılan ülkede konuşuluyor bu. Ve o kadar nedensel olarak iknalar ki. Tabii az araba satılıyor canım ya, ya falan. O kafa yani gerçekten bir bilgiyle konuşuyor. Ama oraya ait bir bilgi değil. Evet. <laughs> i̇şte belki de bu devamlı insanın genişmesi, genişlemesi, büyümesi daha başka bir şey olmasını konuşuyoruz ya. Sizin bu Farklı bilinçlerden ya da farklı kültürlerden istifade etme imkanlarını arttırdıkça... senin aslında perspektifin açılıyor yavaş yavaş. Hani çok gezen biliyor gerçekten yani. Gerçekten orayı gezen ama. Kendi kafasını orayı gezdirip getiren değil yani. Hakikaten oranın kafasını anlayan, zihnini anlayan... gelişiyor. Yani ben şimdi bakıyorum mesela oraya gitmeden önce başka bir insandım. 4-5 ay kaldıktan sonra döndüm, başka bir insan oldum. Şimdi ne zaman işte Brüksel'e gidip 3-5 hafta bir şeyler yapıyoruz oralarda... Yani başka bir, havayı koklamak bile seni bambaşka bir insan yapıyor. Ama burada oturduğumda, hep burada kaldığımda, hep aynı durumda kaldığımda, coğrafyadan bahsetmiyorum, zihin durumu olarak, hiçbir yere gidebilmem mümkün değil abi. Ve işte galiba ben de bunu bilinçlemeye başlayabilirim. Yani öyle bir yanal bilinçler geliştirmek lazım. Yani farklı bilinç modülleri ilave etmek lazım zihinde. Bunu böyle düşünmemiştim, enteresan. O yüzden... ...kavramları bilmek, bir şeyi anlarken ya da matematiği ya da başka bir şeyi... Ee, ...bak e, bununla alakalı çalışan bir psikolog arkadaşım var Nur. Hatta bizim Açık Bey'in ekibindendir. Çok doğru bir yaklaşım var. Çocukların matematiğe refleksi olduğunda büyürkenki dönemin içerisinde... ...3-5-10 işte yani kaç yaşındaysa sadece matematik kavramlarını yeniden öğreterek... Matematik başarılarını arttırabiliyor. Bu matematik bilinci geliştirme ile alakalı bir çalışma. Yani kavram Bülent Göksal'ın da böyle bir çalışması vardır. Hı hı hı. bu arada bilirsin konuşmuşuz. daha uzun evvel uzun. bir laf arasında konuşmuştuk evet kavramları yeniden öğrenerek nasıl olacak çok basit bir soruyla arkadaşlara sorayım hepimiz belli oranda matematik biliyoruz çarpma nedir diye sorayım hadi <laughs> daha, daha, çarpma nedir hadi yani kendi kendinize bir düşün yani gerçekten çarpmayı böyle 6 yaşındaki bir çocuğa anlatmanız gereksin. Çarpma şudur yani. Bunu alıyoruz bunları böyle böyle yapıyoruz bak böyle oluyor falan gibi bir durumda kalıyorsun. Bunu bunu pozisyonlamak bile yani bunu kavramsallaştırmak, bunun mantığını anlamak, işleyişini anlamak. Bunu anladığında matematik anlaşılır bir yere doğru gidiyor. Bilinç derken ki demek istediğim bir şey ya ben bunu bir kere yaptım ya. Çok güzeldi. Küçücükte o zaman şimdi koskoca uzman psikolog oldu kız ama o zaman ilkokulda falan bizim Küçük Muhteşemdir belgeselinin yapımcısı sevgili Sevtap'ın kızı Eli... ...evde kesirleri çözmeye çalışıyormuş çocuk. Ben de baktım çocuk matematik çalışıyor, kaçacak yer arıyorum şimdi, O da bana bir şey sorarsa falan. Sevtap dedi ki, ya, dedi, kesirleri anlamıyor dedi, bir çok zorlanıyor falan. Dedim, nesini anlamıyorsun dedim şöyle ama çok çekinerek bakıyorum işte 3 bölü 5, 5 bölü 8 tam doğru da orada ekmek var aldım dedim bak ekmeği şöyle kesiyorsun bu 1 bölü 2... 8 dilim ayıralım, 8 bölü 3'ü şöyle... 8... Ve bir anda çocuk anladı ve kendimi o kadar iyi hissettim ki yani. <laughs> burada ben de ilk defa anladım yani ekmeği keserek. İşte yapabilmekle ilgili diyorum ya mesela bazı şeyleri teorik olarak anlama modundan çıkıp da... Evet, onu yapabildiğin evet. anda bir anlama hali geliştiriyorsun. Bu da farklı bir bilinç durum mesela. Teoriden pratiğe geçtiğin anda yaşadığın aydınlanma. Belki de birçok şeyde yani... işte bildiğini... Bilmekle ilgili değil, yapmakla ilgili ya beyin. Yaptığın zaman genişliyor o zihnin, o bilincin. O zaman işte biraz daha muktedir hale geliyorsun. Vay be, enteresan mevzu gerçekten. Ee, bu bilincin oluşması hikayesini belki teknik olarak ya da daha ilerletebileceğimiz bir şekilde... ...üzeri bir posta çalışmak gerekiyor belki. Böyle ben bir... sürekli çalışıyorum ama şimdi tabii yani burada kullandığımız bilinçle bizim nörobilimde ya da bilişsel psikolojide kullandığımız bilinç farklı. Belki ayırırız. Yani tabii tabii. Bir ya bu tanıksan... biraz, biraz daha sosyal alanda ya da kişisel alandaki yetkinliklerimizle alakalı bir terminoloji oldu. Ama belki yani o nörobilimsel anlamdaki ya da psikolojik anlamdaki bilinçle, bilinç-bilinç dışı ilişkisiyle bu konuyu bağlamak önemli olabilir. Çünkü bazı konular var ki, bilincinin oraya erişmesi bilinç dışı tarafından yasaklanıyor. Yani sen oraya gidemiyorsun. Mesela mecburi cahilsin o konuda. Yani öyle bir yetiştirilmişsin ki bilincinin etrafı bilinç dışının görünmez polisleriyle çevrildiği için böyle yandan kafanı sürekli şu tarafa dön. Sen buraya bak sakın şuraya bakma falan diye kültürün, inançların, korkuların, işte o seçilmiş travmaların bilmem nelerin onları bir şeyleri öğrenmeni mecbur tutarken bir şeyleri sana yasaklayabiliyor. Belki o bağlamda biraz derinleşmek lazım o konuda. Hmm, i̇şin içine çok disiplin girecek abi. <laughs> girecek evet. Bizden ayrılmayın az sonra. <laughs> Güzelmiş.